Şimdi Word programı bizim yazı yazmamızı, tablo eklememizi, resim eklememizi, grafikler yapmamızı ve analiz çıkarmamızı sağlayan program kısaca. Dün dosyayı anlatmıştık. Bugün giriş kısmındayız. Şimdi giriş kısmında kes, kopyala, biçim boyacısı ve yapıştır bölümü var. Bu bölümde de pano adı veriliyor. Bakın pano. Şimdi öncelikle siz izleyin, hiç yapmayın. Ben kendi adımı soyadımı bir yazdım. Buraya. Şimdi hep seçmemiz gerekiyor Word'de işlem yaparken. Nasıl seçiyoruz? Farenin sol tuşuna basılı tutarak sağa doğru ya da sağdan sola doğru veya başına gelip bir kere böyle tıklayarak ya da Ctrl A yaparak hepsini seçerek veya Shift ve yön tuşlarıyla böyle sağa doğru Shift'e basılı tutarak sağa ya da yukarı doğru. Seçtikten sonra bakın yukarıda kes ve kopyala aktif hale geliyor. Normalde aktif değil. Çünkü neden? İşlem yapamıyoruz. Seçili değil. Seçiyoruz bunu. Eğer kopyala dersek bunu bu kopyalamak için hafızaya alır. Sonra sürekli olarak yapıştır dersek bakın arka arkaya yapıştıra tıklarsak yapıştırır. Şu yukarıdan geriye alabiliriz. Böyle. Buradan ileriye alabiliriz. Buradan. Şimdi tekrar mesela bunu seçtim ve kes dersen bunu buradan alır bakın. Hop aldı onu oradan aradan. Gittim mesela buraya tıkladım. Sonra yapıştırı işaretledim. Demek ki ne yapıyor? Kes taşıma işlemi yapıyor. Kopyala aynısını kopyalıyor. Yapıştır da buradan yapıştırma işlemi yapıyor. Şimdi bir de burada biçim boyacısı var. Öncelikle bu bölümü anlatmam lazım. Şimdi biçim boyacısı şu işe yarıyor. Diyelim ki ben yazımı seçtim. Ondan sonra kalın yaptım. Eğik yaptım. İşte altını çizdim. Mesela yazımın rengini değiştirdim. Diyelim ki buradan. Ve diğerlerine de aynı işlemleri yapmak istiyorsam sürekli olarak bunlara tek tek tıklamak yerine bunu seçip bir kere biçim boyacısına tıklarsan farenin ucuna fırça geldi bakın burada. Bu fırçayla geçmek istediğin yerlerin üzerinden geçiyorsun. Aynı özellikleri bunlara veriyor. Demek ki biçim boyacısı font, büyüklük, işte özelliklerini kopyalayıp diğerlerine vermemizi sağlıyor biçim boyacısı. Tamam mı? Bu önemli. Geriye almak istiyorsak buradan geri. Buradan ileri. Veya Ctrl Z geri geri geri. Ctrl Y ileri. Şimdi biz aslında buradaki kes kopyala yapıştırı kendimiz de yapabiliyoruz. Seçtik. Klavyeden Ctrl C. Sonra yapıştırmak istediğimiz yere gelip Ctrl V V V V V Ctrl basılı tutarak. Eğer kesmek istiyorsak mesela renkli yapayım ben bunları fark olsun arasında diye. Bunların ikisini taşımak istiyorum diyelim ki bakın seçtim. Ctrl X geldim en aşağıya Ctrl V yapıştırdım hepsini. Yani taşıma işlemi de yapabiliriz veya taşıma işlemini kes yapıştır işlemini seçtikten sonra ortasına basılı tutarak böyle götürebiliriz de yukarıya bakın. Böyle daha kolay taşınıyor. Kes kopyala yapıştır yapmak zorunda kalmıyorsun. Tamam mı? O zaman biçim boyacısı ne yapıyormuş? Bütün özelliklerini kopyalayıp mesela bunun bütün özelliklerini kopyaladım. Biçim boyacısıyla aldım fırçanın ucuna. Sonra diğerlerinin üzerinden geçiyorum. Aynısı oluyor. Tamam, biçim boyacısının kullanımı bu. Şimdi biz şu bölümü komple anlatacağız buraya kadar. Sonra birlikte İstiklal Marşı'nı yazacağız. İstiklal Marşı'nın üzerinde basit böyle renklendirme işlemleri yapacağız. Font değiştirme işlemleri. Ama önce bir anlatalım burayı. Şimdi pano kısmında bunlar var. Basit. Geldik yazı tipi bölümüne bakın. Bunların hepsi bölüm bölüm. Ayrıca test sınavı olacağız biz bundan. O test sınavında da karşımıza bu menü tuşları tek tek çıkacak hepsi. Şimdi ben birinciyi seçtim. Bakın bu kalın yapıyor. Tekrar iptal etmek istiyorsak bu şu anda aktif ya. Tekrar üzerine tıklıyoruz. İptal ettik. Veya klavyeden Ctrl K kalın yapıyor bakın. Tekrar Ctrl K yaparsan iptal ediyor. Yani kısa yolunu da kullanabilirsin. Buradan tıklayarak da kullanabilirsin. Kısa yolu aklına gelmiyorsa eğer üzerinde böyle 2 saniye bekle. Bakın ne diyor? Ctrl K kalın yapıyor diyor. Bu. Bir alttakini italik yapayım mesela. Seçtim. İtalik. Bu da Ctrl T. Eğik yaptı yazıyı. Hemen yanındaki bakın seçtim. Bu da altı çizili. Bu da Ctrl U yapıyormuş bakın. Yani buna tıkladığımda altını çiziyor. Ama Ctrl U yaparsam da yine altını çiziyor klavyeden. Yani bastığında oluyor. Tekrar bastığında iptal ediyor. Hemen yanındaki onu da bir alt satır uygulayalım. Hemen yanındaki üstünü çiziyor. Burası. Hemen yanındaki zaten WordPad'de görmüştük. Bu alt simge yapıyor. Satırın bir altına getiriyor. Mesela bazı birimler vardı işte logaritma, bakınız sayfa bilmem ne gibi. Bunlar gibi.
O alt simge yapıyor. Bu da metrekare, santimetre kare, metre küp, desimetre kare gibi bunların hepsine buradan yazabiliriz. Şimdi bunlar o zaman kalın itelik altı çizili, üstü çizili. Peki sadece altını çizmek de yetmiyor. Bakın yanında imleç var. Demek ki bunun yanındaki imleçte başka bir şeyler daha var. Birinciyi seçtim. Yanındaki imleçe tıkladım. Bakın altı çift çizgi, altı kesikli çizgi, tırtıklı çizgi. Bunları seçebiliyoruz. Mesela altı çift çizgi. Tıkladım. Tekrar yanına gelip mesela altını renkli çize girdim. Altını renkli çizden de kırmızı yaptım mesela. Bakın. Altını çift çizgili kırmızı renk yaptım. Mesela bunu altını kesikli yapayım. Tekrar buradayım. Altı kesikli çizgi. Tekrar buradayım. Mesela altı tırtıklı çizgi. Buradan. Bakın demek ki yanındaki imleçten bunları yapabiliriz. Şimdi seçtim hepsini. Buradan sürekli tıklarsan büyütür. Bakın 18, 20, 22 diye gidiyor. Buna sürekli tıklarsan bu küçültür. Büyük A, küçük A şunlar. Zaten bunun oku yukarı doğru, bunun oku aşağı doğru gördüğünüz gibi. Hemen yanında da bunun büyüklüğünü ayarlamak için alan var. Mesela 13 yapmak istiyoruz. 13 var mı burada? Yok. Ne yapacağız o zaman 13 yapmak için? Silip elimizle 13 yazıp Enter'a basıyoruz. 13 yaptık. Diyelim ki 100 yapacağız bak. 100 yok burada. 72'ye kadar var. 100 yapmak istiyorsak yine bunu silip elimizle 100 yazıp Enter'a basıyoruz. Mesela tekrar 5 yapmak istiyoruz. Var mı burada 5? Yok. 5 yazdık. Enter'a bastık. Küçülttük. Olmayan sayıların hepsini buraya yazıp yapabiliriz. Olanlarsa zaten burada var hepsi. Yandaki de yazının tipi. Şimdi burada bizim yazı tiplerimiz belli başlı yazı tipleri var sizde. Ben bunları yüklemiştim. Nasıl yüklüyoruz? İnternetten indiriyoruz. İndirdikten sonra yükle tuşuna tıklayıp direkt yükleyince buraya geliyordu. Ya da denetim masası klasörünün içine yazı tipleri klasörüne yapıştırıyorsunuz. Şimdi buradaki yazı tiplerin üzerinde dolaştıkça bakın böyle ve farenin tekerlerini çevirdikçe ya da buradan kaydırdıkça şu şekilde yazı tiplerini görebiliyorsunuz. Eğer size yazı tipi verilmişse diyelim ki Comic Sans yapın dediyse buraya direkt komik yazıyorsun. Geliyor bak Comic Sans yukarıda geldi. Enter. Yazı tipi Comic Sans oldu. Ya da Mistral dediyse yazı tipine bakın. Mistral yazıyorsun buraya. Enter. Mistral oluyor. Yazı tipi verildiyse işin kolay. Direkt burayı yaz ve bul. En son kullanılanlar şu başta birikir bakın. Son kullanılan yazı tipi diyor. Demek ki bunlar kullanılmış daha önce. Böyle. Bunlar yazı tiplerini gösteriyor. Şimdi bir yanında da bir dakika normal bir yazı tipine getirelim. Hemen yanında da bakın burada bir büyük A bir küçük A daha var. Bunlar da şu işe yarıyor. Önce bir iptal edelim mi bunları yok diyelim. Şunu da yok diyelim. Bakın iki kere tıkladım iptal ettim. Kalınlığını da iptal ettim. Ve italikliğini de bak 1, 2. İki kere tıklayınca iptal ettim. Şimdi burada mesela tümce düzeni dersek büyük harfle başlıyor. Buradan küçük harf dersek hepsi küçük harf oldu. Buradan büyük harf dersek hepsi büyük harf oldu. Buradan her sözcüğü büyük harfle başlat dersek başı büyük, başı büyük. Tam tersini dersek büyük küçük harf dönüştür dersek burada da baştaki küçük oldu, buradaki küçük oldu. Demek ki yanlış yazdığımızda büyük ya da küçük yazdığımızda biz buradan her şeyi değiştirebiliriz. Mesela biraz önce bir tane şiir bulmuştuk. Onu buraya yapıştırsaydık, tümce düzenini seçseydik cümle haline getirmiş. Yani tümce olarak yapmış olurdu. Yani noktalardan sonra hep büyük harfle başlatmış olurdu. Zaten burada belli bak diyor ki başları büyük olur. Noktalardan sonra diyor bak yazıyor zaten. Burada harfler küçük olur diyor. Burada harfler büyük olur diyor. Burada da her sözcük büyük harfle başlar. Burada zaten gösteriyor neyin nasıl olduğunu. Şimdi biz diyelim ki burada bir sürü işlem yaptık. Bak kalın, italik, altı çizili işte renk yaptık mesela. Bunların hepsini iptal etmek istiyorsan burada bir silgi var bak. Bu silgiye bir kere tıklarsan tık hepsi ilk haline geri döndü. Tamam mı? Siliyor üzerinde ne varsa. Şimdi mesela burada önemli noktalar var. Ders çalışıyoruz diyelim ki. Ve bazı yerleri çizmemiz gerekiyor. Bak seçtim. Sonra buradan şeffaf kalem. Bakın tekrar buradayım. Hop şeffaf kalem. Tekrar buradayım. Hop şeffaf kalem. Buradan çizebilirim. Sadece bunlar silgi götürmüyor bunları bakın. Bak gitmiyor bunlar silgiyle. Bunları iptal etmek istiyorsak buradan yine yok dememiz gerekiyor. Renk yok.
Tamam, yani iptal ettiklerimizin hepsini renk yok diyerek buradan yani yaptıklarımızın hepsini iptal etmek için renk yok dememiz gerekiyor kısaca. Bu vurgu rengi, bakın üzerinde bekleyince yazıyor. Bu yazı tipi rengi. Bu silgi, biçimlendirmeyi temizle. Bunlar büyük küçük harf değiştirme. Bu yazı tipini küçült. Yazı tipi boyutunu büyüt. Bu efektler. Şimdi bu efektler detaylı. Seçtim. Hatta tek tek yapayım. Birinciyi seçtim. Bakın burada önceden biçimlendirilmiş olan böyle harfler var. Mesela bunu seçersem yazım bu hale geliyor. Şunları bir sağ tarafa doğru alayım bakın buradan. Şöyle. Şimdi ikinciyi seçtim. Tekrar burayım bakın. Mesela ana hat diyor. Birazcık daha büyüteyim ama bunu. Görün diye. Şimdi ana hat dediği şey sadece dış kenar çizgilerini renklendiriyor bakın. Hop, dışı kırmızı, içi siyah kaldı. Ana hat. Şimdi bunu seçtim. Durumları da biraz büyütelim. Şimdi üçüncüyü seçtim. Buradayım tekrar. Mesela gölge. Yazının arkasına gölge veriyor bakın. Böyle üzerinde dolaşıyorsun buralarda. Mesela şu. Bak arkasında gölge var. Gölge düştü. Tekrar bunu seçtim. Metin efektlerindeyim. Yansıma. Yazının yansımasını sağlıyor böyle. Tekrar buna geldim. Seçmeden işlem yapamıyorsunuz yani. Parlama, kenarlarına parlaklık ekleyebilirsin. Eğer aradığın parlaklıklar burada yoksa diğer parlama renklerine gidip buradan seçebilirsin. Parlama seçeneklerine de girersen buradan da boyutunu ve büyüklüğünü ayarlarsın. Bak böyle mesela sarı renk seçelim buradan. Bak burada boyutu. Hop, ne kadar sarı olsun. Burada saydamlığı ne kadar şeffaf olsun. Yani bunu sen tıklayıp girdiğin zaman yanda cetvel çıkıyor. Bak buraya girdik. Parlama seçeneklerine girince bu geliyor otomatik olarak. Yine geldim aynı yere. Bunlar rakamlarla ilgili. Orantılı çizgi. Eski stil. Bunlar formüllerle ilgili. Bunları çok fazla kullanmıyoruz. Bunlar da stillerle ilgili. Tamam mı? Demek ki metin efektlerinde ana hat, gölge, yansıma gibi alanlar var. Şimdi sen diyelim ki burada bulamadın aradıklarını bu bölümde. Şu anda biz sadece burayı ve burayı anlattık. Giriş bölümündeki pano ve yazı tipi kısmını anlattık. Şimdi başka bir durum daha var ortada. Aradıklarımız burada yoksa eğer şu köşeye tıklıyoruz bakın burada. Ya da Ctrl ile D'ye basıyormuşsunuz. Buna tıkladığımız zaman bize bir tane pencere açılıyor. Şimdi önce bunları ben bir eski haline geri getireyim. Şuradan. Evet. Sonra sağa yaslayayım buradan. Şimdi birinciyi birazcık daha büyütelim bunları. Hepsi seçiliyken hatta. Tekrar girdik buraya. Şimdi bakın burada her şey var aslında. Bak yazı tipi sekmesi, bir de gelişmiş sekmesi var. İkisi farklı farklı alanlar. Yazı tipi sekmesinde burada gövde yazıyor bakın. Buradan farklı bir yazı tipi seçebilirim. Bak burada görüyorsunuz aşağıda ön izlemesine. Mesela bunu seçtim. Bu şekildeymiş. Başka bir şey seçersen. Burada gördüğünüz gibi aşağıda değişiyor. Tamam mı burada? Yazı tipi. Burada kalın italik yapabiliriz. Bak değişti. Büyüklüğünü buradan yine değiştirebiliriz. Bu kısımdan. Yazı tipinin rengini buradan değiştirebiliriz. Bakın. Alt çizgi stilini buradan seçebiliriz. Mesela üstü çizili var burada bakın. Bir de üstü çift çizili var. Bak iki çizgi kapatıyor üstünü. Üst simge var. Yani x kare. Bak üstte çizginin üstüne gidiyor. Alt simge çizginin altına geliyor. Burada. Tümü küçük tümü büyük gizli var. Demek ki biz buradan da hepsini yapabiliyoruz. Buradaki her şeyi. Tamam mı? Şimdi bunların haricinde mesela buna tamam dersen hepsi böyle olur bakın. Bu şekilde olur. Şimdi bir şey daha. Seçtim ben bunu. Yine köşeye geldim. Gelişmiş bölümü var. Bu gelişmiş bölümde aralık yazıyor bakın. Yani harflerin aralıkları. Şimdi harflerin aralıklarında normal yazıyor. Bu normali ben geniş yaparsam ve bunun değerini biraz arttırırsam bak NK aralık yani boşlukların genişliği demek NK, tamam mı? Ben bunu arttırıyorum bakın. Aşağıda da göreceksiniz ön izlemesini. Bak arttırıyorum. Hop. Bakın harflerin araları açılıyor. Mesela biraz daha arttırayım. Tamam dediğim anda bakın harflerin araları açıldı. Burada. 6NK ya da daha fazla boşluk bıraktık. Tıkladık tekrar. Gelişmiş kısmında 8'miş bakın. Mesela çok dar yaparsak bunu. Dar. Bak her şey birbirine girecek. Bakın her şey birbirine girdi. Tamam mı? Demek ki harflerin aralıklarını da
Burada gelişmiş kısmından yapabiliriz. Dar geniş kısmından. Buradan. Aradıklarımızı bulamıyorsak dediğim gibi üzerinde bekle. Yazıyor hepsi. Yine bulamıyorsak köşeye giriyorsun. Burada her şey var. Gelişmiş sekmesinde aralıkları ayarlama var. Burada da yazı tiplerini ayarlama var. Altında hepsini görüyoruz. Mesela bunu tekrar eski haline geri getirmek istiyorsak normali seçip tamam dememiz gerekiyor. Biçimlendirmeleri iptal etmek istiyorsak yine buradan şöyle silgi tıklamamız gerekiyor. Eğer sayfanın solunda istiyorsak buraya, ortasında istiyorsak buraya, sağında istiyorsak buraya. Üzerinde yazıyor zaten sol, orta, sağ. Var mı buraya kadar sorusu olan? Bir şey daha yapalım o zaman şimdi. Bunların haricinde bir de cetvelimiz var. Burada cetvel. Solda ve yukarıda cetvel var bakın. Cetvelin gri alanı var. Beyaz alanı var. Yine sağda gri alanı var. Burada. Bir de burada alanı var bakın bu kısımda. Şimdi dikkat ederseniz ben buraya basılı tuttuğumda bakın. Bu hizadan başlıyor yazı. Tamam mı? Yani buradan başlıyor direkt olarak. Şöyle yapalım. Bak direkt bu hizadan başlıyor yazı. Yani koyu gri alanın hemen bittiği yerden başlıyor şurada. Kesiştikleri noktadan. Yukarıdaysa tam ortasına geldiğimizde bakın şöyle. Bu biraz zor tutabilir. Bakın burada da bu hizadan başlıyor. Demek ki sayfamın kenarlarını ayarlamak istiyorsan bunları böyle tutup bak mesela 1 santim kenardan başlıyor. Bak 1'de bıraktım bunu. Soldan 1 santim mesela. Yukarıdan da 1 santim olsun. O zaman bunu da buradan tutuyorum. Hop. Bak burada da 1. 1 santim. Burası. Mesela sağ taraftan da 1 olsun. Bu 20. O zaman bunu tutup 19'a bırakıyorum. Bak hop. 19'da gri başlıyor. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Ya da sağdan 4 santim de başlasın. Hop. Mesela 20'den 16'ya. 4 santim boşluk bıraktım. Yani ben yazımı burada yazmaya devam ettikçe bakın bu gri alana geçmeyecek. Hop bak buradan aşağı indi direkt. Tamam ama bunu tutup çekersen mesela 2 santim sağdan boşluk oldu. Yukarıdan mesela 3 santim yaparsam yukarıda şurada 3'ü görünce, 3 kısmını görünce hemen bak 2, şu an 2 santim boşluk var. Hop 3, 3 santim boşluk var yukarıdan boşluk olarak. Yani soldan ayarladığımızda yukarıdaki boşluğu ayarlıyoruz. Buradan ayarladığımızda şuradan bak bu biraz zor çıkıyor. Mesela soldan diyelim 7 santim bak hop 7 santim soldan başlıyor. Boşluk. Demek ki yazı alanımız burası. Sağdan da mesela böyle getirelim. Ne oldu? O zaman soldan 7 santim. Sağdan 7'den 14'e kadar mı? Buradan da 7 santim. Aradaki boşlukta 7 santim olmuş oldu bakın. Yani benim yazım sadece artık orta kısımda beyaz olan alanda yazmaya devam edecek. Tamam, cetvelle ilgili basit olarak şimdilik bunlar var. Cetvelin daha bir sürü ayarı var. Onları da daha sonra anlatacağız. Şimdi hep birlikte İstiklal Marşı'nı yazacağız. Bir sonraki derste de İstiklal Marşı'nın renklendirmesini ve biçimlendirmesini yapacağız.